Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün neredeyim? Bugün Erfelek Tatlıca Şelalesi'ne gidiyoruz. Şu anda şelaleye 2-3 kilometre kaldı. Şelalenin sonundaki Baraj Gölü'nden size yayın yapmak istedim. Buradan Baraj Gölü'nü size göstermek istedim. Masmavi bir göl. Şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar, bayağı bir kalabalık gözüküyor. Şöyle bir çevireyim bunu. Evet, masmavi Baraj Gölü. Selamünaleyküm. Şimdi selamünaleyküm dostlar. Şelalelere geldim. Bilmiyorum, arkada gözüküyor mu? Şöyle vallahi biraz gölgeden çekeceğim. Hava çok sıcak. Arkadaşlar, İlk şelale burası. Burada küçük bir gölet var. Tatlıca şelalelerine geldik. Dostlar, buradan yukarı yürüyorsunuz. Burada iril ufaklı 28 tane şelale var. Burası şu anda tabiat parkı olarak kullanılıyor. Bu demin geçtiğimiz yer mesire alanı. Yöre halkı oraya gelip isterseniz siz de tabii yemek, içme falan, piknik yapabiliyorsunuz. Evet, bacanağım, şoförüm Fikra Bilen Saniye abla. İşte böyle arkadaşlar. Saniye abla bir el salla şöyle. El salla. Herkese selamlar. İşte böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bilmiyorum, ilk önce bir yemek mi yiyeceğiz yoksa çıkacağız mı? Büyük ihtimalle bir yemek yeriz. Burada bir kuzu çevirme var. Şimdi bir gideceğim oraya. Evet arkadaşlar, 2 sene önce nasip olmadı. 2 sene önce burası yanmıştı. Şöyle yavlan ne güzel akıyor. Bak bak bak. Görüyor musun? Yiyemedim, nasip olmadı. Şimdi nasip olacak inşallah. Siz papa almadınız. Burada porsiyonu ne kadar kardeş? Kiloş veriyoruz. Kilosu? 150. 150 lira. Evet. Tamam. Kiloya kaç kişi? 3-4 kişi doyuyor. Yani. Biraz açlığınıza bağlı. Efendim? Açlığınıza bağlı. Tamam. 3 kişiye yeter. 4 kişiye biraz zor. Zor değil mi? Biz biraz fazla alırız. Size yine arkadaşlar burayı göstereyim. Evet dostlar. Biz kebabımızı söyledik, daha yemedik ama
Burada böyle gözleme evi var. Ablalar gözleme yapıyor. Burada oturabiliyorsunuz. Şöyle bir göstereyim. Selamünaleyküm. Arkadaşlar burada ta şu anda gözleme yok ama burada yapılıyor. Arkada ablalar hazırlıyor. Dostlar nasıl tutuyor görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar burada irili ufaklı 28 tane şelale var. Burası 20 sene önce keşfediliyor. Aşağı yukarı ilk önce mesire yer olarak kullanılıyor. Ondan sonra tabiat parkına dönüştürülüyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2012'den beri tabiat parkı. İşte ilk şelale, böyle irili ufaklı 28 tane şelale var. Gösterebildiğim kadar göstereceğim. Şurası ilk aşağıdan gördüğümüz şelale. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar, kaynaya 1400 metre kaldı. Şimdi arkadaşlar, şimdiden göl oldum. Aşağı yukarı 15 dakikadan beri yoldayım. Dostlar şimdi burada iki tane parkur var. Bir tanesi bu benim yürüdüğüm sağlamlaştırılmış ahşaptan olan parkur. Burası. Biri de buradan gözükmüyor ama aşağıda kanyonun içinden yürüyen, işte isterseniz bu karşıda gördüğünüz abilerin, ablaların yaptığı gibi aşağıdan o çocuklar da orada, oradan doğru bu parkurdan da gidebiliyorsunuz. Bu şelalelerinden biri aşağıda nefis bir gölet oluşmuş. Düzgün ayakkabılar olan oradan doğru geliyor. Evet.
aşırı kalabalık. Ben burayı ta bu kadar kalabalık görmedim. Ya üçüncü ya dördüncü gelişim. Evet. Şanlı bayrağımız burada da dalgalanıyor. Dostlar bu parkurda böyle seyir terasları var. Benim gibi aşağıdan yürümeyenler için bir şelale daha. Müthiş bir görüntü. Gerçekten doğa harikası. Aşağısı göl. Buradan devam ediyor. İşte karşıda da işte o birinci parkurdan yürüyen arkadaşlar. Evet, burası yine kanyon. Şelallerin içi. Yani buradan aşağı yürüyüp oradan yine devam edebiliyorsunuz ama vallahi ben göl oldum. Ondan dolayı oraya bu sefer inmeyeceğim. Arkadaşlar burası da tarihi bir değirmen. Şu anda kafe olarak kullanılıyor. Burası bir 100 yaşında diye okumuştum. Bizim iki tane ihtiyar var. Gelsinler içeriye. Evet, bir tane Kaşanlı bayrağımız. Evet dostlar, buralarda böyle küçük küçük oturma yerleri var. Burada gördüğünüz gibi gölgelikte serinde oturabiliyorsunuz. Burada bir de buz gibi bir ayran. Evet, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Aşağıda şelale, aşağıda yürüyenler orada. Kaçıncı şelale? Ben saymadım tabii ki. Ben biraz rahat olan yerden yürümeye çalışıyorum. Burada yine bir seyir teras var. Dostlar bittim vallahi, bak bittim. Hava o kadar sıcak, bir de o kadar nemli. Şuraya bak ya, yani her yerim göl. Şu anda seyir terasının birinde mola yapıyorum. Aşağıdan yürüseydim galiba ben bir yerde kalırdım gibi geliyor bana. Bu ahşap terastan yürüdüğüm halde hep tepeye çıktığınız için, bir de hava, yani şu anda bir 35 derece var. Bir de müthiş derecede nemli. Neyse arkadaşlar. Devam edeceğim. Bu yola çıktım.
Burada dikkat etmek lazım. Valla ihtiyarlıyorum galiba. Arkadaşlar biraz bir rahat olan bir yerden indim. Yani normalde işte parkur bu. Buradan yukarı yürümem gerekiyordu. Ama oradan yürümek için gerçekten burası 10-15 metre var burası müşterilerinin yüksekliği. İşte böyle bu kanyon buradan aşağı devam ediyor. Bir doğa harikası. Kaç kere gelsem yine bıkmıyorum ben buradan. Ama o kadar serin ki burası. Bu yukarısı yürüdüğüm yer yanıyordu. Yani rahat bir 10-15 derece şey farkı, sıcaklık farkı var. Su buz gibi. Aldım burada. Yemin ediyorum bittim. Üstümü yüzümü göstermeyeyim. Allah. Evet dostlar, ben aşağı indim, biraz bir mola yaptım ama üstümü başımı yüzümü bir görseniz
Yani ter akıyor, ter tuzlu ya, gözüme giriyor, gözüm acayip, gözüm yanıyor. Neyse indim aşağı. Buraya kadar seyrettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmak isteyen varsa, bana destek vermek isteyen varsa lütfen kanalıma abone ol. Bu videoyu beğendiysen like at. Beni devam tavsiye ederseniz daha da memnun olurum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Şöyle son bir dönüş yapalım.